Benim neslimin en büyük keşfi insanların zihin tutumlarını değiştirerek hayatlarını değiştirebilmeleridir. Çok güzel bir laf. Yani hani diyorlar ya, bunu daha önce de konuştuk ama bir kez daha değerli izleyicilerimizin bunu duymasında fayda olduğunu düşünüyorum. Bizi hayvanlardan, diğer canlılardan ayıran temel özellik düşünüyor olmamız. Evet. Aslında bu çok doğru bir laf değil. Çünkü hayvanların düşünmediğine dair elimizde hiçbir veri yok. Hayvanlar da düşünüyor. Bence kesin düşünüyorlar. Ama bizi hayvanlardan ya da diğer canlılardan ayırabilen en temel özelliğimiz düşüncelerimiz üzerinde düşünebilmemiz. Yani düşünceyi gözden geçirmek, yeniden değerlendirmek, yeniden düşünebilmek demek. Yani bir insan kendi düşüncelerini gözden geçirmeye başladığı zaman ikinci hayat başlıyor. Doğru. Yani bizi ayıran en temel özellik düşünüyor olmamız değil, düşüncelerimiz üzerinde düşünüyor olabilmek, gerekirse onları değiştirebilmek, gerekirse daha işlevsel olan, daha insani olanla değiştirebilme şansın ile donanmış olmamız. Yani böyle bir potansiyelimiz var. Yani bu potansiyeli kullanmıyorsak bu, o zaman ne yaparız biz? Biz düşünüyoruz deriz. Düşünüyorsun da hep aynı şekilde düşünüyorsun. Otomatik şekilde düşünüyorsun. Yani hep konuştuğumuz şey hayatlarımızı belirleyen olaylar değil, olaylarla ilgili düşüncelerimizdir, algılarımızdır diyoruz ama ben şimdi onu değiştirdim. Dediğinizi not ediyorum şu anda. Evet, ben düşünceyi şimdi onu değiştirdim. Düşünceyi düşünebilmek. Yani insanın sadece hayatını belirleyen düşünceler değil. Bana göre insan hayatını belirleyen en önemli şey bir, düşünceleri hakkında düşünebilmesi, iki, düşünceyle kurduğu ilişki. Yani insanın kendi düşüncesiyle kurduğu ilişki. Evet. Kendi düşüncelerine gerçek gibi inanıyor mu? Sorguluyor mu? Düşüncelere kilitlenip kendini oraya hapsediyor ve bizim ruminasyon dediğimiz böyle geviş getir gibi aynı şekilde tekrar tekrar aynı şeyleri düşünüyor mu? Kısır döngünün içine giriyor mu? Yoksa gerçekten düşüncelerine tepki vermeden yaşamayı da öğrenebiliyor mu? Çünkü aklımıza gelen her şey gerçek değil ki. Bir sonraki kitabımın adı zaten Düşüncelerine İnanma olacak. Yani düşüncelerine inanma. Evet. Çünkü herkes bunu böyle düşünüyorum. Demek ki bir de şimdi biliyorsun enerjiler falan var. Gönderiyorlar. Yani siz çok evren, seversiniz çok enerjiler falan var. Yani niye o enerjiyle barışamadınız hocam? Barışamadım çünkü yani oraya kaldıysak işlerimiz zor demek. Yani evrenden bekliyoruz. Evrene biz beklemek için evrenden beklemek yani. Değil tam olarak o ya. Ya tamam ama yani öyle kızma, algılanıyor. Bak nasıl? Bak kızmıyorum, hiç kimseye kızmıyorum. Ben iki şapkayla oturuyorum. Mehmet Sungur başkasının yaptığı işlere asla karışmaz. Evet. Orada yanlışla doğru bulmaya. Ama Doktor Mehmet Sungur öyle olmak durumunda değil. Yani biz elimizde bir sürü görünen kanıta dayalı yaklaşım varken sezgilerden yola çıkarak bilmek, ondan sonra bir şeyler göndermek, enerji atmak, enerji falan, buralar daha sonra bunlar gene olsun. Ama önce bir ayakları yere basan sağlam bir duruşumuz olsun. Üzerine istediğini yapsın insanlar. Ama o sağlam duruş olmadan sırf enerjiden bahsederseniz yandık. Çünkü bu dünyada harika enerjiler olduğunu söylemek herhalde çok mümkün değil. Bunda haklısınız ama ben mesela enerji meselesini şöyle alıyorum. Aslında sizin öğretilerinizle birleşen bir yerden söyleyeceğim. Ben diyelim kalktım ve kötü kalktım ve duygumu toparlayamıyorum. İşte duygu durumumu toparlayamıyorum ve kötüyüm. O zaman günden beklentim de kötü oluyor. Dolayısıyla da başıma gelen hiçbir şey yeterince anlayışlı ve böyle pozitif bir yerden anlamıyorum. Ve diyorum ki zaten kötü başladı, kötü devam edecek. Kötü devam ediyor gerçekten. Ben orada düşüncenin ve enerjinin geri bildiriminin bu olduğunu düşünüyorum. Halbuki kalktım kötüyüm. Artık yapabiliyorum bunu. Ya tamam kötüyüm. Kötü uyandım ama gün böyle devam etmemeli. Mutlaka beni iyi edecek bir işaret var bugün de. Süper. Çıkacağım ve bunu bulacağım dediğimde kapıdan çıktım. Bunun adı enerjiyse ben de enerji. Mesela bu bana enerji geliyor. Tamam, güzel. Hani enerjimi buradan kullanmak. Doğru. Ben pozitif şeyler bulmaya yönleniyorum. Kariyerimle de ilgili mesela işte bir dizi projesi var, çok olsun istiyorum ama iş yoğunluğum yüzünden olamama ihtimali var. Eskiden olsa üzülürüm, tüh ya kaçırdık görüyor musun? Hani hemen kötüleri ard arda sıralayabilirim ve enerjimi değiştirebilirim. Şimdi diyorum ki vardır bir hayır. Demek ki hani bu kadar şey iş üst üste geldiyse daha iyisi beni bulacak ve sanki daha iyisi buluyor gibi. Ya enerjiye baktığım yer burası. Orayı da mı sevmiyorsunuz? Hayır tamamen katılıyorum. Yani bir kere iki şey söylemek istiyorum. Birincisi her gün güzel olmayabilir ama her günde güzel bir şey bulunabilir. Evet. Yani bir kere böyle başlayalım. Yani bugün güne böyle başladım. Dolayısıyla günün devamı da böyle gelecek dediğimiz zaman işte ona belki kötü enerji diyoruz. Evet. Yani çünkü ona hiçbir... İkinci söylemek istediğim şey de şu. Önce hipotez kurar insan. Ona inanmak ister. Ve ondan sonra onu destekleyen veri ararsa bütün hipotezler doğru çıkar. Yani bugün kötü geçecek dediğin zaman
odaklandığın yer olumsuzlar olur. O gün de kötü gece. Buna hiçbir itiraf. Bu zaten benim söylemem. Kendi söylemem yani söylediğim aslında şey. Aslında bunun enerjiyle birleştiği yer i̇şte orası. İşte yani değil ama mi? Ben de bu kelimenin her yere çekilebileceğini düşündüğüm için. Ben de barıştırmaya çalışıyorum. Anlıyorum. Benim küskünlüğüm inan ki yok. Ama şöyle demek istiyorum. Bak şu anlattığın kısma kimin itirazı olabilir değil ki? Mi? Ama şimdi bu kelimeyi o kadar çekiştiriyorlar ki. O kadar farklı yerlere gidiyor ki herkes bir enerjidir gidiyor. Evet. Şimdi bu beni rahatsız ediyor. Çünkü biz aynı kelimeyi kullandığımızda aynı anlamda kullanmıyoruz. Yani enerji dediği zaman Ayşe farklı bir şey, Ceyda farklı bir şey, Mehmet farklı bir şey söylüyor. Dolayısıyla bu istediğin yere çekilebilecek kelimelerin hele başkalarının hayatlarına dokunan insanlar tarafından uygun şekilde kullanılmadığı takdirde faydadan çok zarar vereceğini düşünüyorum. Bu kısma bakıyorum. Evet. Yani yoksa yani... Tabii ki bir enerji var. Tabii ki bir şeyler birilerini biz düşündüğümüzde o kişi bizi aramıyor mu zaman zaman? Yani evet. Burada mutlaka bizim bilimle her şeyi açıklayalım diye bir iddiam yok. Ama şunu yapmamız lazım. Bilimsel olarak gösterilmiş şeyleri öncelikle görmemiz ama daha çok öğreneceğimiz şeyin olduğunu da unutmamamız lazım. İngilizce'de çok güzel bir laf vardır. Ben bunu çok söylerim. Türkçe'ye nasıl söylenir çok bilmiyorum ama şöyle diyor. Yani zaman verdiğin takdirde bütün teoriler yanlış çıkar. Yani zamanı iyi kullandığın zaman hiçbir teori doğru değildir. Aha. Zaman içinde her şey değişikliğe uğrar. Çünkü değişimin arkasında sonsuzluk vardır. Yani değişimin arkasında sonsuzluk olduğuna göre bugünkü bilgilerimiz yarın değişecek. Koşullar değişiyor, dünya değişiyor. Dünya değişiyor, koşullar değişiyor. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Bir de biz değişiyoruz. Bir de biz değişiyoruz. Her gün. İşte ama orada da direnç gösteriyoruz. Çok enteresan bir şey. Yani herkes bize değişmenin çok güzel bir şey olduğunu söyler. Ne zamana kadar? Kendisini değiştirecek bir şeyi oluncaya kadar. Yani kendisini de önemli değiştirecek bir şey olduğu zaman biraz itiraf. Değişimin önündeki engel nedir? Biz bazen dünya çok değişti diye yakınıyoruz öyle değil mi? Aslında bu yakınmaların arkasında karşılanmamış ihtiyaçlarımız var. Yani dünya bana şunu vermeliydi, böyle yapmalıydı, dünya şöyle, dünya böyle. Bu laflar beni üzüyor. Çünkü dünya bizden evvel de vardı, bizden sonra da vardı ve bizim beklentilerimizden haberi yok dünya. Evet. Olmaması da gayet normal. Dolayısıyla dünya senin beklentilerinle ilgilenmiyor. Ama bu dünyanın içinde sadece sen almaya gelmedin. Vereceğin şeyler de var. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani gerçekten baktığımız zaman atladığımız şey şu. Hep diyorlar ya daha iyi bir dünya bırakalım. Ya dünya ne yaptığını biliyor. Senden evvel sen daha iyi dünya bırakma. Daha iyi çocuklar bırak ki dünya daha iyi bir yer olsun. Yani bunu öğretebilmek insanlara. Yani daha esnek. İşte biraz evvelki o koyduğun cümle gibi düşünceleri hakkında düşünen. Şimdi sen ben bu kitabı okuduğumuzda 30'da okuduğumuzda farklı bir şey kalıyor aklımızda. Evet. 40'da okuduğumuzda tabii. Farklı, 50'de okuyunca farklı, 60'da herhalde farklı olmaz diyordum. 60'da da farklı oldu. Ondan sonrasını henüz bilmiyorum. Ama evet. Biliyorum ki kitap aynı kitap. Değişen benim. Bilirsin çok eski bir şeydir. Yani 13 yaşındayken babam hiç beğenmezdi. Evet. Ne kadar cahil diye düşünüyordum. Evet. Sonra aradan geçen 8 yılda babamın ne kadar çok geliştiğini gördüm ve mutlu oldum diyen, babasının değiştiğini zanneden evet. O twist. Yani. Çok iyi değil mi benim, bu? Ha, bayılıyorum buna evet. Ya. Evet. Müthiş ya. Kitap okumak çok güzel bir şey.